aslında İtalya'nın daha önceki müttefiklerden bağımsız politikasını terk edip ittifak içerisinde olduğunu, müttefikleri ittifak içerisinde olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak müttefikleri ne kazanmışsa Lozan'da, İtalya'da onu kazanmıştır. Onlar ne kaybettiyse İtalya'da onu kaybetmiştir. Sadece Meis Adası'nın hukuken onlara ait olduğunu kabul etmemizin dışında. İtalya için bir şey daha ilave etmek lazım. Lozan Barış Anlaşması'nı tasdik eden ilk Avrupa ülkesidir. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bakımından Lozan sonrasında muasır medeniyet seviyesine çıkmak için bir barış dönemine ihtiyaç vardı. Hem iç barış hem dış barış. Aynı zamanda samimi olarak bir barış adamıdır Atatürk. Ve dünya barışına katkıda bulunmak için bütün ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istemiştir. Fakat şunu da göz ardı etmemeliyiz ki, Lozan Konferansı'ndan sonraki dönemde Türkiye, Lozan'dan kalan ciddi problemleri halletmekle uğraşmak zorunda kalmıştır. En başta gelen de usul meselesidir. Bu süreç içerisinde İtalya'da da 1922 Ekim'inde bir iktidar değişikliği söz konusu olmuştur. Faşist Parti, Benito Mussolini liderliğindeki Milli Faşist Partisi iktidara gelmiştir. Ve giderek diktatörlük yönetimi söz konusu olmaya başlamıştır İtalya'da. Mussolini'nin hedefi de Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak ortaya çıktığı için o coğrafyada hak iddia etmektir. Aynı zamanda Mussolini, Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında yerleştikleri bölgede de hak iddia etmektedir. Fiume gibi, öte yandan Anadolu gibi. Ve şunu da unutmamak lazım, İtalyanlarla biz Rodosi 12 ada nedeniyle komşu pozisyondayız. Fakat maalesef İtalya'nın Türkiye bakış açısıyla Türkiye'nin İtalya'ya bakış açısı aynı noktaya odaklanmıyor. İtalya için bir bekleme dönemi en azından söz konusu. Neyi bekleyecek? Yeni bir dönem başlıyor Türkiye'de. Ne kadar başarılı olacak? Halk ne kadar benimseyecek bunu? Bunu beklemek durumunda. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli dış problemleri var Musul gibi. Bunun çözümlenmesi ya da çözümlenememesi İtalya'nın Türkiye siyasetini etkileyecektir. Enteresandır. Milli mücadele dönemi söz konusu olduğunda itiraf devletleri içerisinde dost pozisyondaki İtalya, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bizim açımızdan ciddi bir düşman durumundadır. Bu bizim bir düşman yaratma veya düşman algılamamızdan alakalı değil. İtalya'da kaynaklanan bir şey. Tehditkar açıklamalar, hedeflerden ötürü. Tevfik Rüştü Arasa dönemin önemli şahsiyetlerinden Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Arasa atfen söylenen bir söz vardır. Türkiye'nin algısını göstermesi bakımından önemli. Yeni başkent olarak Ankara'nın seçilme sebeplerinden bir tanesi de İtalyanların ortaya koyduğu bu tehditkar tavırdır. Arasa göre Rodosya'da 12 adadan kalkan bir İtalyan uçağı yakıt ikmali yapmadan gelip bombalayabileceği mesafenin dışında olduğu için Ankara tercih edilmiştir. Ankara'nın başkent seçilme sebeplerinden bir tanesi de budur. Böyle bir hava söz konusu 1924'te 1925 ve 1926 Rodos ve 12 adalardaki askeri hareketlilik, Antalya bölgesine İtalyanların asker çıkardığı, çıkaracağı söylentileri Türkiye'de ciddi bir endişeye yol açmıştır. Ve İtalya'ya karşı Türkiye dış politikasını, daha doğrusu Türkiye bu dönemde dış ilişkilerini İtalya'ya endekslemek zorunda kalmıştır. İtalya'nın bir takım hedefleri olmakla birlikte orada Türkiye'nin Atatürk gibi bir lider tarafından yönetiliyor olmasının caydırıcılığı rol oynamıştır. Doğrudan bir askeri müdahaleden ziyade bir takım komplikasyonlara girmek suretiyle, bazı ilişkiler geliştirmek suretiyle İtalya Türkiye'den ekonomik bir takım imtiyazlar alma çabasında. Türkiye'deki bazı varlıklarını sağlayan kuruluşların, İtalyan okulları gibi, bunların açık kalmasını sağlamaya çalışmıştır. Türkiye'ye karşı blöf yapmıştır doğrusu. Bu blöf de Atatürk tarafından görülmüştür.
1927 sonrasında İtalya, Türkiye'deki, Türkiye'nin Musul meselesini halletmesinin de etkisiyle Türkiye'den tehditlerle, şantajla, gözdağıyla bir şey elde edemeyeceğini anladığı için daha dostane bir siyasete yönelmeye başlamıştır. Bu Türkiye'nin de işine gelmiştir. 1928'de Milano'da Mussolini ile Tevfik Müşteras'ın görüşmesi önemlidir Türk-İtalyan ilişkileri bakımından. Zamanla o kriz dönemi göreceli barış dönemine geçmiştir. 1928'de tarafsızlık saldırmazlık anlaşması imzalanmıştır. Türkiye için önemli. Yeni bir devlet, çok zor şartlar altında kazanılmış bir bağımsızlık. Bunu koruma yollarından birisi olarak Türkiye, ülkelerle saldırmazlık, tarafsızlık ve dostluk anlaşması imzalamayı görmüştür. İtalya ile de 1928 Mayıs'ında imzalanan bu anlaşma sonrasında ilişkiler göreceli bir barış dönemine girmiştir. 1932'de İsmet Paşa, Başvekili İsmet Paşa, İtalya'yı ziyaret etmiştir. Mussolini ile görüşmüşlerdir. Bu 5 yıllık anlaşmanın süresi uzatılmıştır. Türk heyetine büyük ilgi gösterilmiştir İtalya'da. Ancak 1930'ların ikinci yarısı Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin ötesinde Avrupa'daki gelişmeler bakımından yine Türkiye ile İtalya'yı bu kez menfaatleri ve dünya siyasetine bakış açıları farklı olduğu için ayrı noktalara götürmüştür. Bir örnek olarak söyleyebilirim. Montreux Boğazlar Konferansı'na İtalyanlar katılmamıştır ve Boğazlara Türk hakimiyetine de sıcak bakmamışlardır. 1938'e kadar da böyle devam etmiştir. 1938'de kabul etmişlerdir. Bu dönemin önemli bir olayı da 1935'teki Habeşistan'ın işgalidir. Habeşistan'ın işgali Türkiye bakımından şöyle değerlendirilebilir. İç kamuoyunu rahatlatmıştır. Yani Türkiye bakımından bir İtalyan askeri saldırısının olmayacağını görmemiz bakımından ya da o ihtimali uzaklaştırdığı için rahatlatmıştır. Ama İtalyanların Mussolini'nin sağının solunun belli olmadığı pekala böyle bir çılgınlığı Türkiye'ye karşı da yapabileceği gibi bir kuşkunun gerçeğe dönüşmesi sonucunda doğurmuştur. O nedenledir ki Akdeniz'deki bu İtalyan tehdidi Türkiye'nin özellikle İngiltere ile ilişkilerini iyileştirmesini ve bir ittifak anlaşması yapmaları sonucunu doğurmuştur.